Hemen bir o bölgede nabzı tutmak üzere Mersin'e gidelim. Tam da nükleer güç santralinin olduğu noktada Aykut Türel Ankara Haber Müdürümüz telefon hattında bizi bekliyor. Sözü sana bırakalım Aykut. Fena halkam, tören artık başladı. Bir yandan Rus lider Vladimir Putin'i görüyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Rus lider Putin törene uzaktan bağlantıyla katılacak. Akkuyu için nükleer yakıt günü önemli bir tören gerçekleşiyor. Normalde 13 olarak planlanmıştı ancak 16'ya ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bundan dolayı da törende biraz sarkma olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz hemen projeye dair detayları da aktaralım. Akkuyu nükleer güç santrali yakıt getirme töreni gerçekleştiriliyor. Şu sıralarda tabii burada da yoğun bir katılımın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Gözlemlediğimiz ayrıntılardan bir tanesi de bu. Teknik açıdan detayları da paylaşacak olursak, buradaki Akkuyu nükleer güç santrali ile birlikte tabii Türkiye'nin elektrik ihtiyacına ilişkin önemli bir yatırım, aynı zamanda bir teknoloji transferi de var. Ruslarla, Rusya ile ortak yapılan bir projeden bahsediyoruz. Tabii burada yoğun dönemde çalışmaların gerçekleştiği yoğun dönemde 30 bin kişi çalıştı. Türk çalışanların %80'ini oluşturduğunu söyleyebiliriz. 317 öğrenci Rusya'ya gitti. 291 Türk öğrenci yüksek mühendis burada iş başı yaptı. Aslında Türkiye'nin nükleer santral, nükleer enerji hikayesi 1970'li yılların başına gidiyor. Mersin'in Günlar ilçesi. Burada bir fizibilite, yer araştırma uygunluk çalışması gerçekleştirilmişti. Ancak daha güçlü adımlar 2010 tarihiyle birlikte atıldı. Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bir anlaşma imzalandı. Adım adım 4 adet nükleer reaktörün inşa süreci başladı. Bugün de yakıt getirme töreni gerçekleştiriyor. Şu sıralarda ekrana bir video gösteriliyor. O nükleer santralin inşa sürecinin hikayesi o video ile birlikte anlatılıyor. Tabii biz bir yandan da hem törene ilişkin notları aktarırken biraz da daha fazla detayları da paylaşalım. Buraya nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin artık nükleer tesis statüsü kazandığını paylaşalım. Projede kritik bir aşama aşılmış olacak, tamamlanmış olacak. Yakıt çubukları Akkuyu nükleer güç santralinin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da özel bir yerde muhafaza edilecek. Bu da önemli detaylardan birisi. Akkuyu nükleer güç santralinin işletme ömrü 80 yıla uzatılabiliyor. Bu da yine paylaşacağımız notlar arasında. Tören şu sıralarda devam ediyor. Biz de bir yandan ekranlara getiriyoruz. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin törene uzaktan bağlantıyla katılacak. Detayları aktarırken evet, şu sıralarda törende konuşmalar da gerçekleştiriliyor. Tabii 2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Günlar ilçesine bağlı Büyük Celi bölgesinde bu tesisin yapımına başlandı. 2018 yılında 3 Nisan 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle birinci ünitesinin temeli atıldı. Böylece ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı. Tarihler 8 Nisan 2020'yi gösterdiğinde ise ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmalar biraz daha ivme kazandı. Projede üçüncü güç ünitesine ilişkin ilk betonda 10 Mart 2021 tarihinde
döküldü. Dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Dört ünitede inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına çok teşekkürler Aykut Türel. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'den detaylıca dinledik hem süreci hem de oradaki nabzı bizler için tuttu.